Çok önemli. Telefon hayır, hattında. Canım, Didem Hanım bana sorsun, ben her şeyi anlatacağım demiş. Alo, hatta mısınız? Hatice'yi dinle tatlım. Alo. Alo. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hayırlı yayınlar efendim kardeşim. İyi günler. Sağ olun. Allah razı olsun. Biz o dönemlerde bu memlekette çoban olandık. Bak bu Hatice falan beni dinliyor değil mi? Dinliyor, duyuyor. Evet. Hatice de bu mevkileri çok iyi bilen bir insan. Tamam. Bunların bu tarafa gitmesi imkansız kardeşim. Bu Mustafa bu cinayet olduktan sonra orada arazi aldı. Doğru Göler tarafında. Mustafa bir arazi aldı, öyle mi? Tamam. Evet, yani ne muhtar doğru söylüyor, ne bir kimse, hiç kimse doğru bir şey konuşmuyor. Ha, muhtar da mı bizi yanıltıyor diyorsunuz? Tabii canım, o size gösterdikleri yerler, bu taşlı bayırda her yerde o çukurlar var. O çukur değil, bunu attıratın, kuyu attıratın, su kuyusunu göstersin size. Ha, onun köyde bir sürü su merkezi var. Aslında muhtar da, köydeki herkes de Cemil'lerin nereye gömüldüğünü biliyor mu? Biliyor tabii canım, yani yer olarak bilmese bile mevki olarak biliyorlar. Peki siz diyorsunuz ki bir, yani iddiaya göre önce dövülüyor, öldüresiye dövülüyor Cemile, sonra bir kuyuya atılıyor, Naciye diyor ki sonradan gidiyor Mustafa işte öldü mü ölmedi mi diye kontrol ediyor, taş atıyor. Ölmediğini görünce kuyunun kapağını kapatıyor, sonra bir daha gelip bakıyor. Yani orada kuyunun içerisinde canlı canlı ölümü bekliyor Cemile. Siz diyorsunuz ki Bursa'daki Ömer, Naciye'nin oğlu Ömer, Cemile'nin nereye gömüldüğünü biliyor diyorsunuz, öyle mi? Evet, onu biliyor Mustafa. İnsana, Mustafa iyi insana günahını vermez. Büyük bir şey oldu ki o Mustafa'ya ev aldı şeye. Mustafa Ömer'e ev aldı. Yoksa Mustafa Ömer'e ev almadı hiç. Hiç yalan. Ev almadı Ömer'e. Hepsi yalan orada. Ömer kendine ev aldı. Yalan değil mi? Hayır. Mustafa kimseye ev almaz. Ömer'in parası var. Ömer kendine aldı. Hatta beyefendi diyor ki. Hepsi yalan. Bir dakika, iddiaya göre beyefendi diyor ki, doğru mu beyefendi? Önce bir yere şey yapıyorlar, gömüyorlar cesedin yerini de, sonra Ömer değiştirmiş. Ömer küçüktü, Ömer bilmiyor, hiç yeri bilmiyor. Sonra 2012 yılından sonra. Yok, Ömer hiç bilmiyor, Ömer hiç bilmiyor. Mustafa'la Ömer cesedin yerini değiştiriyor. Yok. Cesedin yerini değiştiriyor. Hayır, hepsi yalan. Bunu siz nereden biliyorsunuz? Ve buradan köyden uzaklaştırıyor bunu. Peki nereye cesedi koyuyorlar? Bu Mustafa aldığı tarlaya mı gömüyor Cemile'yi? Kardeşim bak, bilsem dakikada söyleyeceğim size. Diyeceğim ki burada, ama adam bu mevkide neden yer alsın? O mevkide almayı... Böyle Ömer, Cemile bile hatırlamıyor. Ömer küçük. Bilmiyor. Ömer küçük o zaman. Ömer daha 4 yaşında o zaman. Bir anlayayım. Tamam, diyor ki Ömer bilmiyor diyor. Ömer o zaman 4 yaşında. Ömer nerede hani bilir? Sonra diyor. Sonra diyor. Ömer hiç karışmıyor. Ömer böyle Cemile'yi hatırlamıyor. Böyle tanıyor ben Cemile'yi. Ömer bilmiyor. Ömer küçüktür o zaman. Ömer hiçbir şey bilmiyor. Bu adam nerede? Bir dakika, Selma da onu merak ediyor. Arazinin, bu araziyi alıyor ya Mustafa. O arazinin etrafı çevrili mi? Çevrili değil. Ya kendi arazisini mi gömüyor yani? Ya onu bilmiyoruz diye. Ama nerede duymuş, nasıl biliyoruz? Ömer hiç bilmiyor ki. Bir şey söyleyeceğim. Peki bir dakika, siz Ömer'in işte kardeşinin o cesedin yerini değiştirildiğini kimden duydunuz? Köydekiler mi konuşuyorlar? Köyün genel konuşması bu. Birincisi. İkincisi, kardeşim bakın şimdi bu çocuklar yaşına yaşadılar. Hayır, o zaman demiyor. Diyor ki sonra diyor. 2012 yılında. Ömer bile Cemile'yi tanımıyor be. Ya olur mu? Bir dakika, Ömer o sırada tanımıyor olabilir mi? Hayır, bir dakika dur ya. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Ömer diyor ya, o zaman Ömer kaç yaşında? Ömer o sırada 5 yaşında. Ya Ömer Cemile'yi görmedi. Cemile hiç görmedi. Ya anladım da, diyor ki cesedi kuyunun içinden alıyor. Ya. Başka bir yere Mustafa ile beraber gömüyor ya, diyor. Ya yalan. Mustafa Ömer bile konuşmuyor. Yine aynı Mustafa, onu götürmese bile çocuk nerede biliyor Mustafa cesedi bile Ömer. Hiç konuşmuyor. Götürmüş bile. Demiş bana yardım et, yerini değiştir. Yok canım, hayır. Bir dakika Fatma, doğru olabilir mi bu iddia? Valla belki Mustafa demiş yerini değiştireyim, yani ona yardım etmiş olabilir de artık büyümüş o sırada. Benim oğlum diyor, benim oğlum öyle bir şey yapmıyor. Hayır canım. O zaman değil. O zaman değil. Bu zamanda öyle bu zamanda Ömer karışmıyor hiç.
Eme karışmıyor. Ben de inanıyorum. Bütün köy konuşuyormuş. Bütün köy biliyor. Hayır hayır hayır. Tamam, ya. Tamam, beyefendi tamam. Sizin yalan söylediğinizi, gerçekleri söylemediğinizi iddia ediyor. Ömer'in annesi Naciye. Buradayım tamam. Bir dakika dur. Benim ne çıkarım adaya? Bu çocuk da bayırda çobanların azıklarını yiyerek karnını doyurdular. Buna da en büyük şahitçi Cemaliye diye bir çoban vardı bayan. Onun şeysinden ekmeğini yediler de doyurdular çocuklar. Bir de diyorsunuz ki bir dakika Mustafa çok fakirdi o dönemde, sonra birden zengin oldu. Paranın kaynağı nedir? Tabii canım, maliyeti var, bilmem nesi var. Devlet araştırsın bunu. Peki Mustafa'nın parasının kaynağı nereden geliyor bu para? Tamam, hani o da tamam. Ona tamam orada. Onların başlık parası adı altında verdiği para aldık şeylerden. Orada bir de Almanca Emin meselesi var. Almanca evinin paralarını da aldı diyorsunuz. Nasıl aldı Mustafa? Mustafa nasıl aldı? Mustafa o dönemde fakirdi. Zaten hanımını eve çeyizlik olarak gönderiyordu. Yani Naciye'nin kız kardeşini bu Almanca Emin'le, yani kendi karısını Almanca Emin'le birlikte olmasını sağlıyor. Ya özür dilerim ama kendi karısına fuhuş yaptırdığını iddia ediyorsunuz. Ya, doğru mu? Bu için mi adam öldürmüş? Yok, o adamın parası için adam öldürüyor. Adamı öldürüyor, evde ne var ne yok alıp götürüyor. Almanca bunu Emin, herkes biliyor. Hakan onu hemen gösterir misin? Bir ekranlara gel. Hemen bir teaser'ı getir ekranlara Hakan. 20 saniye. Getir o teaser'ı ekranlara. Gelsin. Almanca Emin, bak Almanca bir dakika adam, karısı bilmiyorum. Emine kayıp, hatta Emine ile ilgili Azeri uyrukluymuş ben Emine Hanım. 2002-2003 yılından bu yana emniyet tarafından aranıyor, kayıp. Yani karı koca iddiaya göre öldürülmüş ve öldüren kişi de iddiaya göre Mustafa. Mustafa tabii ne ki diyeceğim bütün iddialara kardeşim? Bakalım sessizliğini korumaya devam edecek misin?